Doors. Roblox'ta 2021 yılında çıkmış. Çıktıktan kısa bir süre sonra Roblox damgasını basmış bir oyun. Hepimiz severek oynuyoruz. Hatta benim Roblox avatarım da Doors temalı. Ekrana koyarım. Neyse, ama bu oyunun bir hikayesi var. Yani birkaç video izledim ve hikayeden değil Doors'un çıkışından bahsetmişler. Ben de size bunu özet geçeceğim ve ardından Doors'un içindeki karakterlerin ve Doors'un hikayesini anlatacağım. Ama çok fazla bilgi olmadığı için birazını kendim mantık kurarak anlatacağım. Videodaki bilgilerin %100'ü doğru değil yani. Bölmek istemiyorum ama videoyu izledikten sonra videoyu beğenirseniz like atıp bir yorumunuz ya da öneriniz varsa yorumlara yazarsanız çok sevinirim. İyi seyirler. Doors aslında çok da özgün değil. Doors çıkmadan önce Doors'a benzeyen oyunlar vardı. İlki Spooky's Jump Scare Machine. Ben buna kısaca SJM diyeceğim. Bu oyun bin kapıdan oluşan, belli başlı yaratıklardan kurtulup bin kapıyı geçmeye çalıştığımız bir oyun. Doors'a benziyor değil mi? Rooms. Rooms da SJM'den esinlenmiş bir oyun. Ama Doors'a daha çok benziyor. Ve geldik bunların Doors'a bağlantısına. Zaten anlamışsınızdır. Doors hem SJM hem de Rooms'tan esinlenmiş bir oyun. Ama hem Rooms'tan hem SJM'den daha iyi iş çıkarmışlar. Şimdi daha az kişinin bildiği Doors'un hikayesi ve karakterlerin hikayesine geçeceğiz. İlk olarak karakterlerin hikayesiyle başlıyorum. Karakterlerle ilgili çok bilgim yok. O yüzden bu kısım çok kısa olacak. Seek. Seek ile ilgili bildiğim tek şey Seek'in bulaşıcı olduğu. Yani Venom gibi vücudu sararak bulaşıyor. Devamı ile ilgili bir bilgim yok. Figür. Figürün aslında tek bir olayı var. Demogorgon. Evet, Stranger Things dizisindeki Demogorgon'dan esinlenerek yapılmış. Karakterlerle ilgili bu kadar bilgim var. Aradım ama başka hiçbir forum site ya da videoda bulamadım. Ama diğer karakterleri de özet geçersem Glitch, Screech var, Rush var ve bir sürü daha yaratık var. Onlara da YouTube'da bir sürü videosu var, gidip bakabilirsiniz. Doors'un hikayesi. Doors bildiğiniz gibi bir otelde geçiyor. Ve biz de otelin asansöründe oyuna başlayıp oyunu dümdüz oynuyoruz. Yani yapılması gereken şey de bu. Asansörden çık, anahtarları al, oyuna başla ve sorgulama. Peki hiç biz niye buradayız ve neden böyle bir yer var diye düşündünüz mü? Düşündüyseniz bile büyük ihtimalle oyunu normal bir şekilde oynarken buna cevap bulamamışsınızdır. Ve ben de bulamadım. Şaka maka çok da bir şey bulamadım. Ama benim sorunum değil, yani gerçekten bu kadar bilgi var. Arkadaşlar bir şey belirteyim. Hikayede otel ne amaçla geliyoruz bilmiyorum. Yani orayı o yüzden koymadım. Biz Doors'un geçtiği otelde spawn olmuyoruz. Oraya arabayla geliyoruz. Arabamızı park ediyoruz. Otelin kapısından giriyoruz. Ve kimse yok. Sadece bir asansör ve biz. Tabii ki asansöre giriyoruz. Ve asansördeki tek tuşa basıyoruz. Ardından Doors'a başladığımız odaya geliyoruz. Yani tek bir anahtar ve kapı var. Malum gidip kapıyı açıyoruz. Ve başlıyoruz. Buradan sonrasında karakterimiz ne yapacağını nasıl biliyor gibi sorular olabilir ama bununla ilgili bir bilgi kullanmadım. O yüzden burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu video kanaldaki ilk bu tür video ve çok amatörüm. Ama hoşunuza giderse gerçekten çok daha kaliteli ve detaylı videolar çekebilirim. Kendinize iyi bakın. Beğendiyseniz like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bay bay.